yaşında ben çizmeye başladım. Defterler dolusu çizgi romanlar çiziyordum. 11 yaşında defterli çizgi romanlara dönüş koydum. Burada işte bakın Thor, Superman, Örümcek Adam, Iron Man hepsi toplanmışlar. Fakat buraya toplayan kişi de bir Türk kahraman. Adı da Şahin. Benim 11 yaşında yarattığım bir Türk kahramanı. İşte oradaki konuşmalarda Türk raconunda Örümcek Adam diyor ki buyur Şahin, hangi neden için geldiğini biliyoruz diyor. Dünyayı kurtarmak için gelmişler. Ve Türk Şahin diyor ki hepimiz diyor kuvvetlerimizi diyor birleştirelim diyor. Bir tane süper kahramanın içinde bunu biriktirelim diyor. O diyor bütün dünyayı kurtarsın diyor. 11 yaşındaki çocuk aklımla aslında o zamanın Avengers'ını kurmuşum. Başını belaya sokma dedektif. Söz veremem size yüzbaşı. Çünkü ben tehlikenin ta kendisiyim. Wow! İnanılmaz bir filmdi. Hollywood bu işi gerçekten biliyor. Bir şey diyeyim mi size? Ben de böyle bir film çekebilirim. Maceranın doruklarına tırmandığı, gizemli bir dünyanın kapılarını aralayan, romantizm ve entrika dolu muhteşem bir film yapabilirim. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yapamazsın, hayır yapamazsın. Koşullandırmalar başladı hayatımda. Ardından şunları duydum. Güç, para, prestij, kıyasla, birinci ol, rekabet et. Biraz ciddi ol. Komşunun oğlu doktor olacakmış, sen de doktor ol. Bu tür koşullandırmalar beynimi doldurmaya başladı. Oğlum! Oğlum burası kuyumcuya dönmüş. Baba, annemler altın olmuş. Oley be, zengin oldum. Hadi gidip bozduralım hepsini. Saçmalama Necati. Ne diyorsun sen? Bugün pazar. Kapalı bütün kuyumcular. Çizgi film ile animasyon ile hayal kuruyoruz. Hayaller gelişimin bir parçası. Hayatın kendisi çocukları zaten gerçekçi yapacak. Bırakalım onlar hayallerinin tadını çıkarsınlar. Çünkü hayalin tadı güzeldir. Onlar hayatta her şeyin mutsuz olmadığı konusunda bizi uyarı tutarlar. Kontrol edemiyorum, direksiyon yok. Kontrol edemiyorum. Direksiyona gerek yok. Hayal gücünü kullan, hayal gücünü. Küçükken hiç çizgi filmi izlemedim. Hayal gücüm çok zayıf. Bizimle doğum gününü birlikte kutlamak üzerine güzel bir hikayeydi. En son vardığımda sonuç şu, aslında hepimiz bir oyunun içerisindeyiz ve hayatı oyun gibi yaşamak bence neşe ve coşkuyu kaybetmeden çok önemli. Bunu da çok önemsiyorum. Sana verdiğim o kadar parayla bir aldın. Süpersonik güçleri olan bir joystick. Joystick mi? O kadar çok parayı hem de. Evet. Yani sen şimdi gidip abuk subuk süpersonik güçleri olan bir joystick için de harcadın bu parayı. Evet. Aslan oğlum benim. Hadi oynayalım hemen. Çok heyecanlı. Ne oynayacağız? Bu benim sunumumun mottosu. Kalbiyle bilemeyen, sevemeyen, oynayamayan, hayatın küçük şeylerinden zevk alamayan ciddi yetişkinler olmamıştır birincisi. Bireyselliklerini koruyan, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilen ve iç motivasyonları ve öz denetimleri yüksek çocuklarımız olsun istiyorsak, neşeyi, coşkuyu, çocuğu, içimizdeki çocuğu yaşatmak ve eğlenerek öğrenmek istiyorsak yaşasın animasyon diyorum. Ticari zekan varmış değil mi o zaman? Yani hani şey malzemeyi pazarlamak ama aileyi pazarlıyorsun. Yani şöyle 11 yaşlarında falan babam işte gemilerde çalışıyor böyle yurt dışından defterler getiriyor. Aslında şu anda mesela hani bütün atıyorum D&R'da marketlerde falan böyle güzel defterler var ya. Böyle üzeri böyle çok güzel işte çizgi roman kahramanlarıyla bezenmiş falan. Ama o zamanlar Türkiye'de hiç öyle defter falan yok yani hani piyasada normal hani klasik defterlerden var. Ben onun kapağına bakardım böyle üzerinde bir çizgi roman bir şey çizilmiş. Tamamı da boş. Ha ben derdim ki kapak çizilmiş ben tamamını işte devamını tamamlayayım diye. Baştan sona çizgi roman haline dönüştürürdüm. Baştan sona. Enteresan. Güzelmiş. Ondan sonra da içine böyle sakızlar falan koyuyordum. İşte böyle yapıştırıyordum falan. Ablamlara götürüyordum. İşte bak işte size dergi vereceğim falan. Satıyordum onları yani işte. Promosyonlu işte. Dergi. Adam ya bildiğim tüccarmış ya. Vallahi tüccar çizer. Ya abi o hattan yürüseydin sen köşeye dönmüştün şimdi. Ablamlar ticaret hayatımı bitirdi bari. Sakızları alıp. Sadece sakızı mı alıyorlardı? Dergiyi atıyorlardı. Ama güzel. Aslında...